Selamlar dostlar. FIFA 22 oyuncu kariyer sezonumuza devam ediyoruz. İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers'la liderliğimizi sürdürüyoruz. Çok iyi bir performansımız var. Bunu devam ettireceğiz. Öncesinde yine yapmak istediğimiz bir şeyler var. Bugün yapabilirsem eğer bir deneyeceğim ama bilemiyorum yani bitirebilir miyim bu sezonu? Biraz hızlandırılmış şekilde. Bir deneyeceğim emin değilim ama bakalım hep beraber. Bu videoda bitiremezsek ama önümüzdeki videoda artık bu sezonu noktalayacağız ki biraz ilerleme kaydedelim. Şimdi onun öncesinde yine bir tavsiye üzerine ne yapalım? Yani anlatımla ilgili hani sen zaten anlatıyorsun dediler. Spiker nerede? Spikeri kapatabilirsin dediler ki doğru aslında. Ama neredeydi? Şurada mıydı spiker? Evet, maça şu ne? Saha içi spikeri. Sakatlıklar hakkındaki bilgi, sesli bilgilendirmeler, duymalar, etkinleştirme, sakatlıklar. Bu dursun. Bununla ilgili şeymiş. Biz şu maç anlatım sesini kısalım. Stadyum çevre sesi kalsın. Güzel. Bunu bu şekilde ayarlamış olalım. Bir de bir şey daha mı yapacaktım ben? Yok, bir şey daha yapmıyoruz. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde maçlara giriyoruz. Maçlarımızı yapıyoruz, oynuyoruz. Kondisyonumuz falan gayet güzel. Çok aşırı yorulduğumuzda değişiklik yapacağız. O olabilir. Evet, takımımız çıkıyor. Ses çıkarın dediler taraftarlarımıza. Hemen bakıyoruz. Kaleyi bulan 4 şut. %60. O %60 gol olan şut oranı. Abi %60 gol olan şut oranı olur mu ya? Her vurduğun girsin yani o zaman. 10 şutundan 6'sının gol olması lazım. Bizim kaçtaydı? En son %15'lerde falandı ki o kadar gol atıyoruz, hesap edin. Evet. Maç öncesi seremoni. Bu havada gayet güzel, pırıl pırıl bir havada maça çıkacağız. Geçelim burayı, şu ayarımızı bir yapalım. Bir saniye, maça başlamadan hemen. Ayarlardan. Kontrol. Şu. Klasik değil. Biz bunda oynuyoruz arkadaşlar. Bakın yine ona geçmiş. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım ama. Evet, haydi başlayalım bakalım. Maçımız başladı. Hemen baskı yapıyoruz. Kaptık topu, istedik topu. Gel şimdi bana. Mükemmel pas. Aradan kaçar mıyım? Gidiyorum, gidiyorum, yakalayamaz. Vurdum, golümü attım. 1-0. İlk golümüzü atıyoruz. Karlı yağmurlu maçlardan sonra böyle güneşli güzel bir hava da iyi geldi. İçimiz açıldı. Güzel de başladık maça. Çok hızlıyız ya. Aşırı hızlıyız yani. Tamam. Yardım eder miyiz? Ederiz. Güzel. Aldık topu. Dikkat. Ben şöyle yerime doğru geçeyim. Gel babacan bana. Güzel. Verdim sana, veremedim. Şimdi veririm. Sen ver bana aradan. Mükemmel. Bu ver kaç iyi oldu. Ya nasıl açtık topu ayağımızdan? Nasıl açtık topu ayağımızdan? Alalım. Güzel. Gördüm seni. Kime verdin sen o pası? Aladı. Sıkıntı yok. Aldım ben o topu. Bastık topa. Çekiyoruz. Bir daha. Şöyle bir. Bak, gördüm şu aradan. Ya pas vereceğim. Tam ayağından niye çıkarıyorsun topu? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Kaç kaç. Bana doğru gelme. Niye bana doğru geliyorsun? Kaldık burada. Bak adam karşıladı bizi. Şimdi bir top gönderdim sana. Evet. Dikkatli çıkıyoruz. Uzak köşedeyiz. Sol taraftan geliyoruz. Barisic.
Barisic iyi gelirsen iyi orta yap. Hocam ya. Evet geçiyoruz buraları. Tamam, teşekkür ettik. Ya o tam orta alacağız. Belki güzel bir gol atacağız arka tarafta voleyle falan. Bitirdin maçı. Şimdi bakıyoruz. Kaleyi bulan 4 şut. İkisini çekmişiz. Hedef. Yani. Bakın %25 gol olan şut oranımız. %60. Zor. Zor yani o. Çok olası bir şey değil. Ya. Yapamadık. Bakıyorum şöyle. Verdim aradan. Aradan veremedim. Buraya verdim. Şuraya ver. Gel ben aldım topu. Hop. Çok iyi sıyrıldık. Müthiş bir hareketti. O bana niye verdin hemen? Bir saniye tutmadı topu ayağında ya. Gelebilirsin böyle. Gördüm seni. Kaç şimdi oradan. Geliyorum desteğe. Geliyorum. Sakin ol. Çok iyi top. Çok iyi top. Zayıf ayağımız 5 yıldız. Lan geçemedim ki adamı ya. Sakız gibi yapıştı. Gel bana. Verdim sana. Ver bana. Vurdum. Vuramadım. Rakip kalabalık. Kaleyi bulan şut çekmemiz lazım. Vuruyoruz, golümüzü atıyoruz. Çok iyi bir gol daha. Rakibi ters yakaladık. Yani beklemedikleri bir anda topu kaptık ve golümüzü attık. İyi pas olayı bitirir. Burada işte hiç tam atağa çıkarken yakalandıkları için olayı bitirdik. Önlem alamadılar. Devam ediyoruz. 2-0 öndeyiz. Kapatalım, pas veremesin dedim ama adam attı aradan. O topu alacak mısın ya? O nasıl bir pastı öyle? Dikkat ediyoruz. Kaleci alır onu. Tamam. Kaleci alır onu. Bak. Verebilsen oradan aslında güzel olurdu. Hadi şöyle bir çok güzel be. Çok iyi top. Çok iyi top. Yaptım ortayı. Kaleci aldı. Kaleci aldı. Bir de asist yaparız dedim ama gel bana abicim, gel bana gel. Teşekkür ettim. Gördüm seni. Sakin ol. Ver çıkar. Çıkarabilsen güzel olurdu. Dakika 73. Hadi bakalım. En azından bir şut daha çekmemiz lazım arkadaşlar. Bir şut. Bir tane şut. Yerimde kalıyorum. Dikkat, dikkat, dikkat. Rakip soldan iyi geldi. Dikkat etmeniz lazım. Çok iyi şut. Çok iyi şut ama kaleci zor kurtardı onu. İzleyelim bir şöyle. Ceza alanı dışından vurdu. Yani çok zor kurtarmış. Evet, bir kontra yakalarsak burada. Hadi gençler göreyim sizi. Oyuncu değişikliği olacak belli o durduğuna göre. Bir daha mı ya? Tamam geç. Bekliyoruz. Şuralara geleyim. Güzel yakalarsam onu var ya. Yakalayamadım. Ya bana aradan atabilseydiniz. Abi bir bekle, bir bekle daha kendime gelemedim. 3 kişinin arasındayım, orada atıyoruz. Eyvah. Vur. Çok iyi. Uf. Mükemmel bir şut gitti işte. 5 yıldız zayıf ayağın güzelliği burada. Sol ayakla mükemmel vurduk. Topun gidişine iyi bakın. Yani zımba gibi gitti top ama
Kaleci çok iyi çıkardı. Üst direğe vurup girebilirmiş içeri. Böyle jeneriklik bir golde olabilirmiş o. Vurur muyuz kaleye? Vuramadık. Alalım bunu. Gel bana. Gel bana. Çok güzel. Uf, kaleci. Kaleci yine. Kaleci oraya nasıl uçtu? Bir orta daha şöyle. Bir de kafayla gol atarsak. Tamam, buraya gelebilirsin. Aldım. Vur. Kötü vurdum be. Kötü vurdum. Onu da. Güzel. Aldım ben o topu. Çok iyi bir çalım attım. Gidiyorum. Bak, verdim aradan sana, çok iyi. Gelebilirsin bana. Çok iyi vurdum. Zımba gibi bir gol daha atıyoruz. Üçüncü uzatma dakikası bitmiş. Dördün içerisindeyiz. Maça hat-trick'le nokta koyuyoruz. Güzel paslaşmalar. Evet. Güzel bir maç daha. İyi vurduk. Kaleci çıkarırdı o topu ama hayret, nasıl yedi. Evet, maçı kazanıyoruz. 3-0 arkadaşlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız şimdi. Hızlandırıyoruz. Teşekkür ettik. Geçtik özetleri. Evet, sıradaki maçımız St. John's'la. Gol yenmeyen maç lideri. Kalecimiz Alan McGregor. Jübilesi öncesi güzel bir performans sergiliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, maç öncesi tekrardan ısınıyoruz. Biraz kondisyonumuz düşük. Hafta arası maçı oluyor bu bizim için. Akşam üzeri. Çıkıyoruz maça. Formamız siyah. Güzel bir formaymış bu arada. İlk defa giyiyoruz bunu. Bir dakika, çok affedersiniz arkadaşlar. Sağ forvet değil mi? Tamam, ben niye öyle ortada başladım? Neyse. Yerimize geçelim. Evet, baskı yapıyoruz rakibe. Sağ kanattan çıkmak istiyorlar. Ortaya döndüler. Biz de yerimizi alalım şöyle. Takımımız baskıyı yapıyor. Steven Gerrard hocamızın taktiklerini uyguluyoruz. Çok iyi bir pas attı. Atak yönünü değiştirdiler. Ortadan. Tutun artık. Nereye? Çok iyi bir pas daha. Evet, dikkat dikkat. Geldik defansa yardıma. Şurada karşıladık. Aldım o topu. Karıştırdım orayı. Güzel. Kötü gelmişlerdi yoksa. Evet, çıkın abi. Çık, koş 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 koş. Attım baksana, al onu. Alamadın. Alamadın. Ah, o topları sen bana atacaksın ki bak. Prolü. Geç abi yerine. Geç, biz geçiyoruz. Tamam. Ortada. Dikkat edin. Kane. Aman. Asmundsen. Ortaya Kane'e döndü tekrardan. Tamam, yerime geçiyorum ben. Kane. Pas verecek arkadaşını arıyor. Orta tarafta Bryson'a. Bryson. Kane, neler yapıyorsun? Aman 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 Kane, dikkat. Veririm ben onu sana, verdim. Gel sen de bana. Gel şimdi. Güzel. Hadi. Koşamayız biz. Çok kondisyonumuz yok ama. Yine de gidebildiğimiz kadar gidelim. Gidemeyiz artık. Belli, adam yakaladı bizi. Bak. Olmadı, kaçmadın. Ver bana tekrar. Abi çok yakındı. Yapamadık bir şey maalesef ki. Hadi arkadaşlar, ilk yarı bir gol bulmamız lazım. İlk yarı bir gol bulmamız lazım. Dikkat edin. Kane. Halloran. Kane. Kane'den. Okuyamadım ismini, kimse. Ay, Kane. Abi ne şutlar çekiyorsun Kane, korkutma bizi. Diyorlar. Dikkat edin Kane'e. Eyvah eyvah. Gol yedik arkadaşlar. Evet, maalesef ki maalesef ki. 1-0 geriye düşüyoruz. Kondisyonumuzun düşük olduğu bu maçlarda hep aynı şey oluyor bir türlü.
toparlayamıyoruz. İlk yarıyı 1-0 geride kapatıyoruz. Bu arada görevlerimize de bir bakalım. Tam bakmadığımız için de bilmiyoruz ne yapmamız gerektiğini. Devam. 9 maç reytingi, dribling başarı oranı onu olur o. Nedir o? Takım topa sahip olma. Şu an %42'deyiz. Keşke onu değiştirseymişim. Bakmadım, hata yaptım. Çünkü rakip bizden daha fazla oynadı topla. Dikkat. Aldım onu. Verdim aradan. Hadi oğlum göreyim seni. Ver bana, adamsın. Ya halimiz yok abi. Topu bir dokunuyoruz. İkinci dokunana kadar bayağı bir. Çok güzel bir pas alıyorum ama işte bunlar. Veremedim. Bir daha veririm. Kaçmak istiyorum. Ne oldu? Şimdi bana mıydı o pas? Ben hiç anlamadım ondan bir şey ya. Gördüm seni. Geliyorum. Geliyorum. Sakin ol. Bir tutun şu topu. Hadi benim kondisyonum yok. Size ne oluyor? Girdik içeri. Vurduk. Golümüzü atamadık. Bunu atsak çok iyi olurdu. Çok çok iyi olurdu. İyi gördük köşeyi ama kaleci başarılı. Beraberliği yakalamamız lazım. Haydi. Evet, kafayı vururuz. Ama zayıf bir kafa vuruşu oldu. Bırakmadılar. Bu alamadık. Evet, şimdi aldık. Şimdi aldık. Verdim pasımı. Dikkat et. Şimdi gör beni. Bir gör beni. Bak nereye kaçtım. Bir gör beni. Onları atamazsan biz bu maçı çeviremeyiz. Çeviremeyiz maalesef. 70'e yaklaşıyoruz ve 1-0 gerideyiz hala arkadaşlar. Orta taraftan atağa çıktık. Top şimdi bizim. Şimdi veriyorum. Gel bana tekrar gel, sıkışacaksın oraya. Şimdi gördüm seni, bekle. Şşş. Olmadı. Onu offside'dayım, verme. Ya ne yapıyorsunuz? Abi bir topu tutun. Gel. Çok alırım onu. Alırım. Girer miyim araya? Giremem. Çok kalabalık. Kaldım böyle. Ne yapacağım? Sana vereyim. Sen tekrar bana ver. Eyvah ya. Cık. Yok abi yok. Hadi. Gidiyorum bak. Gidiyorum. Güzel bir gelseniz. Dakika 85. Belki beraberliği koparırız. Gelin. Güzel top ama ben tekrar sana vereyim. Sakin ol. Şimdi gör beni. Alamadım. Alamadım bir tu. Sıkıştırın şunu ya. Sıkıştırın, atamasın o topu. Hadi. Çok iyi. İşte bu. İşte. Offside. Kaleye ulaştırmayacaktı herhalde. Evet arkadaşlar, yeniliyoruz 1-0 maalesef. Yine kondisyonumuzun bizi bitirdiği maçlardan birisi daha. Bakalım yedeğe düşürecek mi bizi? Ya bir maç aslında böyle kötü oynayınca da bakar mısın, bizden %60-65 toplu oynama istemiş ama rakip bizden daha üstün oynadı. 7.2 ile oynamışım bu arada. Celtic'te yenilmiş. İlk 11 oyuncusuyuz hala. Sıkıntı yok. İşte bir tanesini yapmışız görevlerden. Devam ediyoruz. Evet, sıradaki maçımız Aberdeen. Aberdeen'le oynayacağız. Bakıyoruz. Evet, direkt giriyoruz maça hiç zaman kaybetmeden. Eyvah eyvah, bu nedir ya? Arkadaşlar berbat kondisyonumuz var. Yani antrenman da yapmadım maç öncesinde ama maçlar sıkıştı biraz. Geri niye çıktım ki ben? Bu arada kaç maçımız kaldı? Şöyle bir bakalım madem hazır çıkmışken. 33 maç mı yapacaktık biz? Evet, 33 maç.
Daha 4 maç var. Bu videoda bitmesi biraz zor olabilir. Şöyle yapalım. Biz bu maçı simüle mi etsek acaba? Hızlı simüle et diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar ne olacak görelim. 3-0 almışız. Ergin bir tane gol atmış. Gayet güzel. Canavar gibi oynamış. Helal olsun diyoruz. İlerle. Güzel. O kondisyondan bir sıyrılalım artık. İlk 11 oyuncusuyuz. Galiba yine tek görev yapabilmişiz ama önce de yapalım ya, bir şey olmaz. Ne kadar etkileyecek merak ettim. Şu anda full olması lazım antrenmanımın. Ben şey yapsam bakayım bir ne kadar etkileyecek bizi. Çok etkilemedi. Tamam. Güzel. Sıkışık maç olunca daha çok şey oluyor. Yani kondisyonumuz çok düşüyor. Yorgun oluyoruz daha doğrusu. Evet. Charlie Adam kramponları asıyor diyor. Jübile yapıyormuş Charlie Adam. Hadi bakalım. Geri kalan hayatında başarılar diliyoruz. Kapalı bir havada gerçekleşecek yine maçımız. Bakalım. Başlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ettik. Verdik topu. Sakin. Bana mı attın sen onu? Hiç bana gibi gelmedi o top ama. Sol kanattan ilerliyoruz. Barisic güzel bir pas verdi ama tutabilir mi? Tutamaz. İstiyoruz topu şimdi. Aldık, güzel de vurduk. Mükemmel gitti top ama kaleci aynı güzellikte çıkardı. İzlememiz lazım bu pozisyonu. Dönüp beklemeden köşeye vuruyoruz ama bakın kaleci çok iyi kurtarmış. Devam. Hadi bir de kafa golü atsak ne olur be. Golü attık mı? Atamadık. Sağ bekimiz golü atıyordu. O da bu sene transfer oldu. Bizim gibi takımın yenisi. İsmini unuttum şu an ama kafa vurabilecektim, vuramadık. Gel bana onu. Güzel. Geçtim şöyle. Mükemmel bir şut daha. Çekiyordum derken çekemedim. Top yine sekmiş önümüzde güzel ama biraz hızlı vurduk. Aslında çok da iyi bir yere gitti. Tüh. Evet, rakip sol taraftan şimdi ortaya döndüler. Müller, eyvah Adam kramponları asmadan bize mi gol atacak? Kalecimiz son anda çıkardı. Golü yiyorduk tekrardan. Aman diyoruz, aman kaleci. Korner kullanıyoruz. Top bize gelir mi? Uuu, üst direkten. Kamara'nın şutu üst direkten dışarı çıktı. Güzel bir gol olurdu girseydi. Happy birthday Tony. Doğum günün kutlu olsun. Peki. Gel, güzel. Güzel, güzel, güzel. İyi girdik. Şimdi iyi gider bu top. Şimdi iyi gider bu top. Zayıf ayak 5 yıldız sağ sol fark etmez. Mükemmel bir gol atıyoruz plase ile. Yanağlara astık onu. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel. İzliyoruz tekrar. Hop. Rakipten sıyrılıp çok iyi bir yere gönderiyoruz topu. Kaleci çaresiz kalıyor. Şimdi Adam'dan Bryna. Adam tekrar aldı topu. Pas verecek arkadaşı. Anderson'ı gördü. Anderson pasını verirken topa bir temasımız oldu ama top yine rakipte. Orta sahada top çeviriyorlar şu anda. Biz de baskı yapmaya çalışıyoruz. Sağ kanada döndü Kerr. Aldık topu. Ver önüme onu benim. Ya sen arkadaş koridor boş atsana. Alabilir miyiz? Şimdi bekle 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 bekle. Bekle. Rakibe kaptırdın o topu. Gel, hop aldım. Aldım. Uzaktan vurmak istiyorum. Uzaktan vurmak istiyorum. Kaleci hiç de zorlanmadı. Ben bayağı uzaktan vurdum herhalde.
Dikkat, Marshall'da top. Marshall sol kanattan ilerliyor. Sol kanattan ilerliyor. Şöyle kapatalım burayı. Geri döndüğünde pas verecek açısı kalmasın. Geriye döndü. Hadi alalım o topu. Eyvah diyoruz. Dikkat edin. Aldık. Defans girdi araya. Bu topu alabilir miyiz? Girdik, bozduk rakibi. Top bizde kaldı. Kaç diyoruz. Kaç. Kaç 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 atacağım ben sana o topu. Kaçamadın ki. Sana versem şöyle. Güzel. Şimdi mükemmel bir şut gitti. Uzaktan deniyorum. Niyeyse böyle bu maçta uzaktan uzaktan vurasım var. Yakın gitti ama neyse. Şimdi out ateşini, atışını kullanıyor kaleci. Bastık topu, çektik yine. Çektik yine. Biz konuşamadım da, kurtaracak mı kaleci, kurtaramayacak mı diye sol ayakla ikinci golümüzü de atıyoruz. 2-0 oldu maç. Evet, rakip topu kaybetti. Şimdi güzel aldım aradan topu. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Hop, çok güzel bir çektim topu. Verdim pasımı. Takım çok güzel top oynuyor. Girmiyor mu? Neler oluyor orada? Üst direkte sekti top. Üst direkte sekti top. Aldım ben o topu. Aldım. Ne yapıyor ya? Eyvah, o ne yaptı öyle? Motosiklet sürermiş gibi yaptı. Tüh. Bitti. Oyuncumuzdan garip hareketler. Evet, geçiyoruz. Aha, bakalım ne yapmışız. İyi gidiyoruz. %33 abi, o %70 zor. İkinci yarıda şöyle 3 tane şut çekip 3'ünü de gol atmam lazım onu tutturmam için. Kisli bir şey girdi ama tam okuyamadım. Adam'dan Anderson'a. Kesiyor muyuz? Kesiyoruz tabii ki. Evet, Adam'ın oyununu bozduk orada. Şöyle bir bakalım kim var kim yok. Bir sol ayak şutu daha çekecektim. Köşeye doğru rakip ayak koydu. Golü atamadık. Çok iyi sekti. Ya top böyle çok iyi sekiyor önümüzde ama iyi kesmiş. Aslında fena bir yere de gitmiyormuş. Güzel geldi top. Vuramadık kafayı. Bekliyorum onu. Adamsın. Güzel bir top daha. Üst direkten döndü. Mükemmel bir şut daha üst direkten döndü. Keselim rakibi, pas veremesin. Güzel şutlar çıkarıyoruz. Kesemedik önünü. Alalım topu. Aldım ben topu. Kaç aradan gördüm seni. Alamadın. Bir daha dener miyim? Gidiyorum. Güzel bir şut daha. Kaleci kurtardı. Sert vurduk ama kaleci kurtardı. Sol ayağımızda. Sol ayağımızı çok kullandık bu maçta. Biraz daha köşeye gitseymiş tehlikeli olabilirmiş. Evet, bir daha top isteyelim. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. Top istiyoruz. O bize gelmez. Gel bana. Dışarıdayım. Bir şut daha. Yine bir direk ya. Yok, arkadaki direğe çarptı. Bakıyoruz, izliyoruz. Arkadaki ince direğe çarptı. Aynen. Gerard yıkıldı. Dizlerini dövüyor. Gol bekliyordu bizden. 2-0 öndeyiz. Sıkıntı yok. Atmıştım ona. Eyvah. Kaleciyle karşı karşıya rakip golünü atacak mı? Tabii ki atacak. Kaçırır mı onu? 2-1 oldu. Tehlikeli işler olmaya başladı. Gol yiyoruz. 2-1 oldu. Jakubiak golünü attı. Gördük. İyi aldı. Tabii oradan kaçırması haliyle. Evet, 2-1, dikkatli olmamız lazım. Aldık topu. Bakıyorum. Verdim topu arkadaşıma. Pozisyon arıyoruz. Boş alan bulmaya çalışıyorum. Şimdi gelebilirsiniz bu tarafa doğru. Güzel. Şimdi gör beni. Gör beni alabilir miyim? Yok. Sıkıştı. Top rakipler aramıza sıkıştı. Maalesef açık bir pozisyonda yakalayamadık topu. Atağa başlıyoruz. Şimdi top istiyorum. Aldım topu. Aradan gördüm seni. Bekle. Bekle. Veremeyeceksin çünkü yapıştı adam sana. Aldık top bizde. Sıkıntı yok. Ve maç tamamlanıyor. 2-1 kazanıyoruz maçı.
Güzel, yolumuza devam ediyoruz. Evet, 3 puanı alıyoruz bu maçtan da gayet olumlu bizim için. Bakıyoruz şöyle hedeflerimizi. Hani şutlar çekmişiz ama biraz bozuk şutlarımız. Yarısı tutmuş. Yarısından fazlası tutmuş. İkisi gol olmuş aynı köşeye. 1, 2, 3, 4, 5 tane kalecinin kurtardığı var. Bir direkten dönen topumuz vardı. Bir 4-5 tane de dışarı çıkmış. Şutu çok iyi çektik ama kaleci aynı güzellikte kurtardı. Evet. Devam ediyoruz. Maçımızda. Devam ediyoruz. Bayağı bir süre geçtik ve bu lige gelmemizdeki amaç Celtic Rangers derbisini oynamaktı arkadaşlar ve biz bu maçı oynayacağız şimdi. Antrenmanımızı yapalım. Maç öncesi kondisyon iyi oldu mu, bize yorgunluk olarak geri dönmüyor. Daha önce de denedik. Şimdi bakıyoruz. Evet. Celtic maçına çıkıyoruz. Ligdeki en zorlu maçımız. Ezeli rakibimiz Celtic. Bakıyorum. Yağmurlu bir hava olacak. Glasgow Rangers Celtic maçı öncesi oyuncular ısınıyor. Evet, dünyanın sayılı derbileri arasında geçen Glasgow Rangers ve Celtic karşılaşmasına çıkacağız birazdan. Çok gergin ortamda, ateşli bir ortamda oynanan bir maç. Yağmurlu havada oynayacağız. Hadi bakalım. Evet, ha şeyi bir görelim, dur görevleri bir görelim arkadaşlar. 8.5 istemiş. Rakip yarı sahada 10 pas, en az bir gol at. Bu sefer daha mantıklı şeyler istemiş. Bunu biz 2 yapalım. Hadi bakalım. Ve maç başladı. Orta alanda McGregor McCarthy'ye verdi topu. Sağ kanattan Abada'yla çıkıyorlar. Önünü kesmek istiyoruz. Kapatalım. Alabilir miyiz topu? McCarthy sağ kanada döndü tekrardan. Abada topla orta tarafa döndü ve McGregor topu aldı şu anda kaptan. Kaptan McGregor topla ilerliyor. Orada yardım etmemiz lazım. Bu maçta yardım etmemiz lazım. Evet. Şimdi geçer miyim? Geçemem, yakaladı beni. Verdik pasımızı. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi. Eyvah eyvah. Orta. 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 Atamadın bir türlü ortayı. Tamam, topu önünü kesmeye çalışacağız. Top Jota'da. Jota'dan Julien'e. Jota tekrardan sol kanattan çıkma çabası içerisinde. Önünü kesmek istiyoruz. Bütün enerjimizi kullanacağız bu maçta. Evet, tutamadık rakibimizi. Şu anda iyi geliyorlar. Güzel bir pas olabilir. Defans Barisic girdi araya ve topu kalecisine kazandırdı. Degajla çıkıyoruz. Ruf'tan Jack'e, Jack'ten. Şimdi Kamara'da. Evet, şimdi istiyoruz topu. Dönüp verirsek offside olur mu? Olur. Birkaç saydı orada. Bekletmeden vermek istedim ama yakalandık offside'a. Temiz offside. Kısa pasla çıkabilirsin, gayet iyi. Advincula'dan. Advincula nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Advincula, o nasıl bir hata? Dikkat edin. Gir. Dikkat. Golü yedik arkadaşlar. Maalesef, maalesef berbat bir hata yaptı Advincula. O hatayı da affetmedi tabii ki Celtic. Çok kötü oldu bu bizim için. Şimdi bu derbiyi kaybetmememiz lazım. Yani nasıl öyle bir hata yaptın? Arkadan gelen tamamladı. Defans yırttı orada kendini ama Advincula alacağın olsun. Evet arkadaşlar. Hop.
Dikkat ediyoruz. Aldım topu. Hop. Şimdi kaç gördüm seni. Gidiyorum ortaya. Advíncula bak, affettireceksin kendini. İyi ortaya bekliyorum. Vurur muyum kafayı, vuramadım. Son anda defans girdi araya. Aldım şimdi topu. Güzel bir şut çekiyordum ama defans tekrar girdi. O top iyi bir yere giderdi defans girmeseydi. Maalesef maalesef. Kafa vurmak istiyoruz ama vuramıyoruz. Şimdi güzel bir şut. Kaleci tekrardan. Tekrardan kaleci kurtardı. Out'a çıktı herhalde top. Evet. İlk yarı bitmeden eşitliği sağlamamız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde işimiz biraz yaş. Evet. Celtic orta kanattan şimdi. Şimdi sol kanattan. Jota'yla geliyorlar. Dikkat edin bak, çok iyi çekti topu. Çok iyi çekti. Çok iyi bir gol attı. Defans oyuncusunu oyundan düşürdü arkadaşlar. Neler yapıyorsun acaba? Evet, ilk yarı bitti. 2-0 gerideyiz maalesef. Yakalayabilir miyiz artık bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Takımdan destek göremiyoruz arkadaşlar. Takımımız nedense kötü oynadı. Offside mi yine? Yine offside. İyi top çıkardım diyorum ama Advíncula bugün neler yapıyorsun? Biz de gerçi sana uyduk burada ama. Aldım topu. Şimdi gördüm ben seni. Ya arkadaş kesti topu. Aldım tekrar. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Gidiyorum. Gidiyorum. Bastım, çektim. Şimdi yakın direğe mi, uzak direğe mi? Hiçbirine değil, ortaya gitti ya. Yakın direğe vurmak istemiştim aslında. Alalım. Alalım, çok iyi. Ver şimdi bana, ver. Çok iyi. Giremedim, giremedim, defans kesti. Hadi arkadaşlar, bu ikinci yarıyı çok iyi oynamamız lazım. Bu maçı çevirmemiz lazım. Efsanevi bir maç olsun. Dikkat, 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 dikkat. Yuh artık ya. Yuh artık ya, neler yapıyorsunuz arkadaş? Adam ceza yayın, işte iyi takım kötü takım farkı burada çıkıyor ortaya. Evet, bekliyoruz. Aldık. Çok iyi geçtik. Burayı da geçtik. Geçtik mi, geçemedik, önümüzde hala. Giriyoruz şimdi. Cık, alamadım. Ver şimdi aradan. Veremedin. Maalesef, maalesef. Alır mısın? Alır mıyım? Aldım. Aldım. Şimdi verdim pası. Ya at artık onu. Onu at artık lütfen ya. Abi onu atacaksın artık ya. Daha neyi atacağız biz bu maçta? Kaleciye güzel bir pas. Aldım o topu. Aldım o topu. Girdim içeri. Vur. Güzel attık en sonunda. Şeytanın bacağını kırıyoruz. Zor da olsa arkadaşlar. Zor da olsa şeytanın bacağını kırıyoruz. Rakip yine az kaldı, engelliyordu bizi. Evet, maalesef devam ediyoruz. Güzel. Eyvah eyvah. Neyse tamam. Bu maçta böyle olsun arkadaşlar. Maalesef Celtic maçını kaybediyoruz. Derbiyi kaybettik. Bayağı iyi oynadılar. Biz de bir o kadar kötü oynadık. Bu dayanıklılığımızın çabuk düşmesiyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Çok hızlı tükeniyor. Dayanıklılığımız tükenince de zaten takım sağ olsun oynamıyor. Ve o şekilde
Maçı kaybetmiş oluyoruz. Zaten bayağı üstün oynamışlar gördüğünüz gibi. 7.8 ile oynadık biz. Devam ediyoruz. Devam. Üzgünüz. Soyunma odasında maalesef ki herkesin suratı asık. Önemli bir maç kaybettik. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bu maçı simüle edeceğiz. Hadi bakalım. 3-0 aldık. Yine bir gol atmışız. Devam ediyoruz, ilerliyoruz. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar, Mart ayı oyuncusu ödülünü alıyoruz. Şöyle görelim, kendimizi gösterelim. Mart ayı oyuncusu ödülünü aldık. Ligi ilk takvimi birinci sırada tamamladık arkadaşlar. Burada yani İskoçya Ligi'nde ilk 5 6 ilk 6 takımla son 6 takım ayrı ayrı grup oluyorlar. İlk 6 şampiyonluk için birer maç daha yapıyor. Bir ara Türkiye Ligi'nde de olmuştu ya. Son 6 da düşme düşmeme potası işte ya yani o potaya girip girmeme için yine birbirleriyle birer maç daha oynuyorlar. Sonrasında şampiyon ve düşecek takımlar belli oluyor. Biz normal takvimi birinci sırada tamamladık. Zaten puanımız bu arada puanı da görelim. Bir saniye. Şöyle. Evet. 33 maç yaptık. Celtic'in bir maç eksiği var. Kimle? Dördüncü sıradaki takımla oynayacak. Johnstone'la. 82 puandayız. Zaten yetişemezler bu saatten sonra bize. Şöyle bakıyorum. Alt grupta da son 3 bence hemen hemen belli. O da çok değişecek gibi değil. Orayı muhtemelen şey yaparız. Simüle ederiz. Belki son maç kupa törenini görmek için oynayabiliriz son maçı. Şampiyonluk kupasını kaldırmak için. Şimdi ama onun öncesinde benim için şu anda daha önemli bir şey var. Çünkü şimdi şampiyonluk bizim artık garanti. Onu vermeyiz. Onu vermeyiz ama Celtic'e 3-1 yenildikten sonra kupada Celtic'le tekrar oynayacağız. Ve Celtic'e ya geçen maçın rövanşını alma şansımız var. Çok hırslıyız. Çok 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 hırslıyız arkadaşlar. Celtic'i yenmek istiyoruz. İnşallah da yeneceğiz. Şimdi takvimimizi ilerletelim. Güzel. Bir de antrenmanımızı yapalım. Bu bayağı dinlendik. Bizi yorgun hale getirmeyecektir. Sevgili arkadaşlar. Şimdi. Tamam. Biz ne yapacağız? Burada son şeyimize tekrar bir bakalım. Sezondan takvime bakıyoruz şimdi. Celtic'le kupada oynayacağız. Sonra ligde bu maçları yapacağız. Celtic de var içlerinde. Bu ilk 6 takım biz ve diğer 5 takım birer kere daha oynayacağız. Zaten oraları simüle ederiz. Hatta zaten son maç Celtic'leymiş. Olmadı. Celtic maçına kadar simüle eder. Celtic'te bir maç daha oynarız. Ligin de rövanşını almış oluruz. Hoş bakalım kupada neler olacak onu da bilmiyoruz ama bir bakalım neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi Celtic maçına başlıyoruz. Evet. Haydi bakalım. Geçtik. Celtic Rangers maçı. Yarı final maçı. Başlamak üzere Larsson. Celtic efsanesi Larsson'un koreografisini görüyoruz. Bu arada 8.5 yenilme, 10 pas. Biz şu yenilme olayını yapalım. Geliştirirsek de galibiyette siyah formamızı giymişiz. Hadi başlayalım. Şöyle geçiyorum kanadıma doğru. Bu sefer iyi oynuyoruz arkadaşlar. Güzel. Güzel.
Gördüm seni. Sakin. İyi top. Vurduk ve golümüzü attık. İlk atak, ilk gol. Sol ayakla neler yapıyoruz. Celtic, bir önceki maçta kondisyonsuz yakaladın bizi. Gerçi kondisyonumuz fena değildi de. Çabuk yorulduk nedense. O maçta bir şey yapamadık. Neyse, güzel bir takım çalışması oldu burada ve 5 yıldız zayıf ayaklı oyuncumuz zayıf ayağıyla golünü attı. Burada karıştırdınız. Güzel abi, ver bana topu. Çok iyi kaçtım. Gördüm. Attık. Asistimizi de yaptık. Bir gol bir asistle başladık. Mükemmel başladık maça. Bu Ronaldo hareketi, çalmışın ondan ama neyse. Pekala. 2-0 sevgili Celtic. Azalıyor ve işte bu. Bak, gördüm seni. Abi ne hemen geldin be. Girdim. Girdim. Vurdum. Bizim oyuncudan dolayı o top öyle gitti. Eğer o bize, üstümüze doğru koşmasaydı, bana doğru niye koştu o oyuncu bilmiyorum ama. Neyse, iyi başladık. Devam da kaldı. Aldım ben o topu. Verdim aradan. Verdim aradan. Offside mı be? Offside mı? Çok iyiydi. Çok iyiydi aslında. Dikkat edin. Dikkat edin. Ralston. Abada'dan aldık topu. Önüme istiyorum topu. Şimdi sana verdim. Bak, sen bana ver o topu. Ver şimdi. Mükemmel. İşte bunlar benim istediğim toplar. İşte bunlar benim istediğim toplar. Beklediğim toplar. Kaçırmayacağımız toplar. Aslında daha güzel bir hareket yapardık ama bu Celtic'e hıncım var. Golümüzü atalım, garanti olsun. Ben sırf bu derbi maç için Rangers'a geldim. Dünya derbisi dedik, bizi ilk maçta perişan ettiler. Çok. Alırsanız o topu iyi çıkarız. Alırsanız iyi çıkarız. Kaleci McGregor tekrardan güzel bir kurtarış yapıyor. Kendisinin jübile sezonu. Şampiyonluk kupasıyla uğurlayacağımız... O top nereden geçmiş ya? Güzel kurtarmış. Şampiyonluk kupasıyla uğurlayacağız seni dedik ve sözümüzü tutuyoruz. Daha belli değil ama garantiledik gibi bir şey. O da bize kupayı kazandıracak inşallah. Bu arada tehlikeli bir pozisyondu. Hadi alalım artık o topu. Dikkat. Bana gelebilirsin. Alabilirsen tabii. Ver abi aradan. İşte budur ya. Mükemmel be. Beklediğim. 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 Hop. Kaleciyi çalımladım. Golümü de attım. Kaleciyi de çalımladık. Golümüzü de attık. Celtic neye uğradığını şaşırıyor. İzliyoruz. Hop. Topu yuvarlayarak kaleciyi çalımlıyoruz ve golümüzü atıyoruz. 4-0. Evet. Bir önceki maçta bu maç bayağı fark etti. Zorluk seviyesi aynı arkadaşlar, biliyorsunuz. Seçkinde oynuyoruz. Artık bütün maçlarımızı artık bundan sonra. Öncelerde değişiklik yapıyorduk. Biraz daha, hani bol pozisyonlu olmasını istediği için arkadaşlarımız. Ama zaten oyuncumuz şu anda iyi. İyi de oynuyoruz. Dolayısıyla maç zorluk seviyesi bizim için sıkıntı olmuyor. Bir önceki maçta da aynı zorluk seviyesinde oynadık ama bakın, arada bayağı fark oldu. Demek ki maçtan maça da böyle farklar oluyor. Bir önceki maçta ben kendimi çok yordum. Git gel git gel. Ben oynayamadım. Ve biz oynayamayınca da takım düşüyor, biliyorsunuz. Aa, şu rakip yarı sahada 10 pas tamamla. Biz o görevi bir yapalım. Hadi bakalım. Dikkat, dikkat. Evet, bekliyoruz şimdi topu. Bir atabilseniz neler olacak? Verdik şimdi. Geliyorum ben de. Bırak beni. Bıraktı. Çok iyi top. Verdim pasımı.
Alamadı. Ver bana tekrar. Verebilsen iyi olur. Güzel, gel bana. Harika. Verdim. Gel önüme. Mükemmel paslaşmalar. Mükemmel paslaşmalar. Golümüzü atıyor muyuz? Atamadık bu sefer. Aslında çok iyi vurduk. Yerden sert gitti ama kaleci de bir o kadar iyi kurtardı. Gördünüz. Evet, topu bekliyoruz. Kafa vurur muyuz? Kafa vurduk ama kaleci kurtardı. Oyuncumuz kafayı vurdu. Takım arkadaşımız. Ama golü atamadı. Evet, Kyogo'dan Bolingoli'ye. Bolingoli. Bolingoli'den kime? Giacomo. O ne biçim bir ismin var, okuyamadım. Kyogo çok tehlikeli geldi. Johnston, dikkat edin. Ralston ortaladı, golü yedik. Kaçırmaz. Golü yedik arkadaşlar. Maalesef ki, maalesef ki. 4-1 oldu skor. Sıkıntı yok. Alalım. Gidiyorum. Gidiyorum ama aradan geçer miyim? Geçemedim ya. Şöyle aradan bir geçmek istedim ama yavaş yavaş yarının altına düştü. Git abi. Geçer misin sen onu? Geçemedin. Neyse, ben aldım o topu. Ben aldım o topu. Ben aldım o topu. Bastım, çektim. Bir dakika, bir dakika. Gel bana. Geldin. Geldin. Güzel. Çekecektim tam topu, geri olmadı. Orada biraz pas yaptık. Artık çünkü maçın sonu geliyor. Görev tamamlanmış olsun, o da önemli. Dikkat. Aldım. Gel bana. Çok iyi top. Aradan gördüm bak seni. Bir daha gel bana. Koşuyorum. Koşamıyorum bir türlü. Öldük mü yine? Gitti mi enerjimiz? Alabilirsek iyi olur. Evet. 4-1 skor. Rangers Celtic'i kupadan eliyor arkadaşlar. Celtic'ten hücumumuzu alıyoruz. Yok öyle yenip kaçmak. Güzel. Celtic'i yeniyoruz ve İskoçya Kupası'nda da finale yükseliyoruz. Devam ilerliyoruz. Bizim maç süremiz kaçtı ya? Çok uzun da olmasın. Çünkü buraları artık... Evet. Kim bu? Motherwell'le oynayacağız. Hücum paslarını tamamlayamamışız. 10 pas olmamış. 4 dakikaydı herhalde, değil mi? Şöyle bir bakayım. 4 dakika, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? İlerletiyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bir takvime gelelim. Takvimde bakıyoruz şimdi. Ben nerede? Heh, burada. Şimdi lig maçı mı? Lig maçı. Kupa geçiyoruz. Onları simüle edeceğiz. Lig maçı, lig maçı. Burada kupa, İskoçya Kupası son maç olacak. Celtic'i yendik. Tamam, Celtic maçına kadar simüle ediyoruz arkadaşlar oraları. Görüyorsunuz. Yenildik 3-2 orada. Seviye atladık. Tamam, 4 beceri puanımız var. Kalsın. Devam ediyoruz. Evet, Celtic maçı geldi, çattı. Arkadaşlar, şimdi şöyle yapıyoruz. Hem Celtic maçını hem de kupa maçı finalini, yani şampiyonluğu ilan edeceğimiz maçla kupayı, inşallah alacağımız maçı bir sonraki sezonda yapıp sonra transfer sezonuna doğru gidiyoruz. Bir yüzden yani burada kesiyorum. Aslında geç edebilirdim bu iki
maçı ama şunu da öğrenmek istiyorum. Sonuçta bu kariyeri beraber ilerletiyoruz arkadaşlar. Lütfen bir sonraki sezonda transfer tercihimizi yapalım. Siz de bunları belirtin. Tabii nereden teklif alırız bilemiyoruz. Yani bu İngiltere'de olabilir, İspanya, Almanya, İtalya, belki hiç tahmin etmediğimiz bir yer. Ama sonuçta biz karar vereceğiz bir şekilde nereye gideceğimize. Oyuncumuz iyi, transfer teklifi gelecektir diye tahmin ediyorum. Lig önemli bizim için. Takıma bakarız. Takımlara çok şimdilik takılmıyoruz. Evet. Burada bitiriyoruz. Dediğim gibi sizden bir sonraki sezonda hangi ligde oynamamızı istiyorsanız onu belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Türkiye. Yani Türkiye'den de tekrar gelir mi teklif bilmiyorum ama İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Türkiye bu 6 ligden birine gideceğiz. Belirtmenizi rica ediyorum. Sizden gelecek yorumlarla tabii alacağımız tekliflerle de işte bakacağız. Ona göre bizim için uygun bir lig ve uygun bir takım seçeceğiz bir sonraki videoda inşallah. O zaman ne yapıyoruz? Şimdilik bu videomuzu burada bitireceğiz. Bitirirken de şu hatırlatmayı yapayım tekrardan. Bu serimize güzel bir ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yeni başladık içerik üretmeye biliyorsunuz. 2-3 aylık şurada bir geçmişimiz var. Daha öncesinden yok. Onun içindir ki desteğe ihtiyacımız var ki bu desteği verecek olanlar sizlersiniz. Sizler olmadan çünkü ilerlemeyecek bu iş. Onun için lütfen ama lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle abonelik bizim için çok önemli. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eyvallah.